Siz bu mesleğe ne zaman başladınız? Ne zaman başladınız? Şöyle özgeçmişinizi, değişik bir meslekle ne yaptıysan şöyle bir anlatır mısın? Ölümün başladı işte. Doğuştan başladı. Evet. Kaç yıldır bu mesleğe yapıyorsun? Aşağı yukarı 50 yıldır yapıyorum. 50 yıldır. Peki başka gitmeyi denedin mi? Dışarıya kuvvetinden, aklından geçti mi? Geçtim. 20 sene dışarı gittim. Evet. Peki bu 5 yılda neden kaçtı ya bu millet? Neden böyle gitti? Senin fikrin nedir ya? Yani? Onu diyelim ya şimdi. Bir bunlar düşmanları kaçtı. Evet. Ülkem duyarak bir sanayileşmeye gitse siz de katkıda bulunur musunuz? Şimdi öyle bir gücümüz yok. Hayır güçlü değil, maddi manevi. Teşvik de bir güçtür yani. Mesela abi çok iyi olur, demek de bir güçtür. Tabii tabii, çok iyi olur yok tabii. Evet. Evet. İyi olur diyorsunuz. Tabii iyi olur diyor. Bir de Beşli'mizin zengin folkloru var. Biz kendimiz folklorumuzu kuralım. Gençlerimiz kendi söylesin, kendi türkülerimizi. Aşağı şehirde nasıl bizim kendimiz çalıp kendimiz söylüyorduk. Şimdi böyle bir ekip kuralım diyoruz Beşli'nin adına. O da iyi olur. Katkıda bulunur musunuz? Tabii. Peki. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Ali Osman, neredesiniz? Burada. Gidiyor biz. Gidiyor, geldi aldım. Size aşağı şehirde lağabınıza kimler derler? Neredesin? Şimdi neredesin lan? Tabakla. Sen neredesin şimdi? Ben şimdi İzmir'deyim ama ben Besliyim. Bize kavuncular derler yani böyle. Yani şimdi İzmir'de mi oturuyorsun? Evet. Ne yapacaksın? Bir kitap falan mı çıkarmak istiyorsun? Ben... Hayır, biz Besli'nin hayatını geçmiş aileleri canlı tutmak için filme alıyoruz. Bir döküman yapıyoruz. Sanatsal ve kültürel. Ne iş yapıyoruz? Neredeyiz? Kimimiz var? Neler yapıyoruz? Mücadelemiz nedir? Besnilerin hayatını film alıyoruz. Tamam. Evet. Size kimler derler? Yani kendi ağzından da bu bir mesaj oluyor yani. Ben Tabakçı İbrahim Hanım. Torunlarıyız. Evet. Makas çalışıyorum. Torunlarıyız. Yani annem Tabak İbrahim Hanım burada. Babam kardeşi Bakas Çavuşlu. Oğul. Evet. Babam tüccar Mustafa Tabak. Evet. Benim iki abim. Birisi Hüseyin Tabak. Birisi de emekli albay Suat Tabak. Evet. Zaten ben ailece tanıyorum da. Tamam. Yine de senin mesajın bize mi? Evet. Evet. Peki size de şu. Estağfurullah. Evet. Şeyini söyleyeyim ben size, etrafta dışarıda yani çok insan var, evet. Çok insan var. Ankara'da mevsimde bulundum ve orada hala bulunmaktayız. Evet. Şimdi bizim diğer şubeleri orada. Gördüm ki o kadar besin var ki 30-40-50 seneye kadar, evveline kadar dayanmış. Yani gitmiş, yerleşmiş birçok besinler var. Evet. Bunların adet olsunu hepsini toplayıp besinliğe gidip getirebilsem lan ederim bir İzmir kadar olabilecek mesela yani. Evet. Nüfusluk olabilecek. Mersin'de mübarek olmasın. Gördüğüm kadarıyla 200 bin nüfus var. 200, Besin'i bak siz Besin'de oturuyorsunuz. Besin nüfusunun 210 bin olduğunu biliyor muydun? Şimdi onu bilmiyordum da şunu hatırlayayım. O kadar dışarıdan nüfus var ki yani o kadar nüfus var ki o nüfusu buraya getirsem benim kanaatime göre bir İzmir, bir Konya kadar yani bir yer olur burası. Evet. O kanaatim. Evet. Peki şimdi size şöyle soruyorum. Yine aynısını diğer de sordum. Evet. Peki siz bu meslekte bayağı yani babadan gelme yani böyle yaygın meslek. Dedem, evet. Dedem, şimdi
kul, besiden millet niye göçtük ya? Şimdi efendim besiden göçmeyi ben size söyleyeyim. Sizin gibi ben de böyle ciddi bir şekilde araştırma da gördüm. Besiden yavru köyleri, hemet köyleri olmak üzere etrafında 200'e yakın bir köyüm geliriyle yaklaşan düzenleyeceğiz. Şehir halkı bunlardan alışveriş ederek kazanır. Durumu iyi olan memlekette kalıyor, iyi olmayan dışarı çıkıyor. Dışarı gidenlerin çoğu sadece durumu iyi olmadığından değil. Bir kısmı parasının çokluğundan gidiyor, bir kısmı okumak için gidiyor. Evet. Çocuk yaşta gidiyor, yerleşiyor, adam oluyor. Besinden çok okumuş kimseler var. Evet. Çokları da memleketten aradığını bulamıyor. Yani burada adamda... Atı var, meydan bulamadı. Atı şimdi açılacak, meydan yok. Evet. Nasıl meydan yoktur? Ticaret sahasında mesela çok büyük fabrikatörler var dışarıda. Evet. Bu fabrikatör besinde bu dediğini yapamıyor. Evet. Kısaca bizim Besin'den benim edindiğim intibaya göre Besin'den o kadar çok çeşitli her dalda, ticarette, okumakta, siyasette, hepsinde son derece yetişmiş insanlar var. Bunların hepsi Besin'den aradığını, burada olmayacağını görerek dışarı gidiyorlar. Evet. Hepsi de başardı dışarıda. Evet. Besin'in bin seneye yakın, bin senelik bir tarihi var. Evet. Son derece güzel bir yerdir burası. Suyu, havası, evet, insanları, her şey iyi. Evet. Memleketimiz çok güzel. Evet, bizim aslımız Türkmen. Biz evet diyoruz ki, şimdi evet, ben de. Evet. Şimdi şu KAP projesi Besni'ye daha iyi bir yaşam getirecek. Çünkü Besni halkı çalışkan olduğu için buradan aslan payını alabilir. Evet. Benim görüşüm var. Ben bu görüşümde de eminim yani. Ben de kuvvet geldim. Şimdi bu Gayardın'a bir sanayi sitesi kursak ya Besni'ye vakfı diye bir şirket kursak. Evet. Mesela Besni'ye dayanışma içinde 250 tane dükkan. Lan sen ne yapıyorsun?